Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah doğal olarak bugünkü gün ile ilgili. Peygamber Aleyhisselatü'nün doğum gecesi muhtemelenler. Peygamber rahmettir Peygamber Aleyhisselatü'ne. Yani bu gece olmasa alemler olmazdı. Ne yazık ki sürük geçiyor muhteremlerine. Mesela bir zamanlar bunu değiştirirler. Tabi maksatlı olarak değiştirir bunu 20 Nisan diye. Hristiyan takvimine göre. O zaman bana çok bir canla uğraştılar bunu yaşatmak için bunu böyle. O kalkınca, bilet kalkınca, o pislik kalkınca hemen gevşerler muhteremlerine. Yılbaşı diye bir şey var, yılbaşı diye böyle. Bu gece aylar önceden biliniyor. Yani bu gece çok sönü bilmiyor muhtemelen böyle. Hatem-ül Enbiya, Resulullah, Rahmetül Alemin. Yani doğum gecesi yani çok ama sönü geçiyor muhtemelenler. İnşallah elimizden geldiği kadar hepimiz buna edelim, bunu canlandırmaya. Mesela günümüzde tabii telefonlar var, mesajlar var böyle. Kime ne gelirse elimizden. Onu yapmaya çalışan muhtemelmiş abi onu. Peygamberi sevmek imanın bir alameti olur. Peygamberi sevmek, peygamberi sevmek de böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Ebel Mahalekallahu Nuri. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah önce benim nurumu yarattı, nurumu yarattı böyle. İlk olarak demek ki Peygamberimizin nuru yaratıldı, nur yaratıldı. Onda alem yarattı muhtemelen böyle, nurdan böyle. Şimdi mesela incir çekirdeğinden incir ağacı yaratıldı böyle, incir çekirdeği. Bir zerre mi çekirdeği böyle. Ondan koyun incir ağacı oluyor böyle. Rabbim ne yaptı? Peygamber nurundan yarattığı yerlere götürdü melekleri, insanları. Peygamberimizin nuru, Ali Hazretleri'nin alim ervahta, insana yokken dünyada, meleklerin metafıydı. Yani tuhaf hitabı verildi meleklerin. Adem onu yaratılınca Rabbim onu alnına koydu Peygamber nurunu emaneten. Koydu. Melekler secde ettiler. Yani gerçekte secde o nuruydu muhtemelen. Nuru böyle. Yani nuru neydi böyle böyle. Mevlam burada Adem Aleyhisselam'a ya Adem bu nur emanet. Dolunay gibi parlardı insanın alınlarında, Adem Aleyhisselam'ın alnında. Güneş yüzü çok güzel yakışıklı adam Aleyhisselam Hazretleri böyle. Rabbim tabi azaba yarattı Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden. Bunlar dünyada bir şey yemeden cennete götürürler, cennete götürürler böyle. Cennette nur Adem Aleyhisselam'da emanet. Havamıza geçmedi. Neden? Cennette doğum yok, ölüm yok muhtemelen. Cennette böyle. Yani ne doğum var, ölüm var böyle. Dünyada her zaman çevre değişiyor çevremiz, her zaman değişiyor. Ölende yeni doğanlar bir acemi birliği gibi emirdi. Dünyada devamlı değişiyor çevreler. Nüfus değişiyor, çoğalıyor, sayılıyor dünya nüfusu, çoğalıyor. Nihayet bu aynı kalacak cennetimiz, aynı vardır böyle. Hiç değişmeyecek böyle böyle. Doğum yok, ölüm yok cennette böyle. Adem Aleyhisselam, Havva anamız cennette 1000 yıl kadar kaldılar dünya yılı ile. Orada yıl yok, zaman yok. Tabi orada doğum olmadı. Ve yaşamadılar. Yani cennete girdikleri anda aynı halde kaldılar. Sonra tabi ne oldu? Rabbimin hikmetinin gereği muhteremler hata ettiler. Dünyaya suyunu geldiler böyle.
Şimdi Musa Aleyhisselam Hazretleri ruhlar aleminde Adem Aleyhisselam görüşüyor. Ona siz deme diyor. Ya babamız diyor. Adem Aleyhisselam'a. Keşke o ağaçtan yemeseniz cenneti yasak ağacı yemeseniz keşke. Adem Aleyhisselam gülümsüyor. Ya Musa başına kal ağaça bak. Kaldırıp baktı. Ne var orada? Adem Rabbi fegava. Ya Adem Rabbi. Bak dedi ezelde bu tatlı olmuş şekilde böyle böyle. Ben hata edeceğim. Niye geleceğim? Gerçekten Adem Aleyhisselam havanamız o meyve yemeseydi, o hatayı işemeseydi ilk insan olurdu cennette insan olarak. Doğum yok orada. Dünyaya geldiler tabi. Sürgün olarak dünyaya geldiler. Biri Cide'de, deniz Kızılderiz'in kıyısında, biri de Serendip Adası'nda, Serendip, o da adı değilmiş. İnsan bağlıymış. Ağladılar tabi, tevbe ettiler, yalvardılar, çok gözyaşı döktüler, affoldular, bir yere geldiler sonra. Bir yere gelince, tabi Rabbimin kurduğu bir kural vardır, koyduğu. Madde alemi için üreme kuralı değil, üreme kuralı. Erkek dişinin bir araya gelmesi gerekiyor. Rabbimin tabanları verdiği bu meşhur içerisinde bir araya geldiler bunlar. Havva anamız hamile kaldı. Nur ama Adem Aleyhisselam da ona geçmedi muhtemelenler. Geçmedi nuru böyle. Havva anamız hep ikiz doğurdu. 19 doğum yaptı, 19 defa doğum yaptı. Her doğumda ikiz doğurdu. İkiz, biri kız, biri erkek ama. Böyle doğurdu. Hala nur, Adem Aleyhisselam Allah duruyor. Bir gün Cebrail Aleyhisselam cennete incir getirir, cennetten incir getirir. Buyur ki ya Adem, bu incire bu akşam yiyin, eşin Havva ile beraber sonra yatın. Sizin böyle bir oğul verecek. Adı Şiit olacak. Adı Şiit olacak. Ondan alındaki nurun sahibi gelecek. Onun neslinden. Neslinden. 19 doğum yaptı. Çifte kattı. 38 kişi geldi dünyaya böyle. Ama nur onlara verilmedi muhtemelenler. Peygamberimizin nesli en temiz bir nesli olarak geldi. Hep devamlı olarak babasına kadar öyle geldi. Adem Aleyhisselam, eşi Havva'yla beraber incir yediler muhteremler. Yediler, yattılar ve görüşünce nur Adem Aleyhisselam alnından Havva'nın alnına geçti muhteremler böyle. Havva'nın baktı, Adem ne oldu sana be, ne oldu? Alnındaki nur yok şimdi şu anda böyle. O da baktı, Havva'nın alnında nur taparlıyor, ona geçti. Şimdi İdris Şiit Aleyhisselam tek doğdu bak bu dönemler. Tek doğdu böyle. 19'u Şiit doğdu bunlar bu şekilde. Peki bu denge bozuldu mu erkek kızı? Bozulmadı mı dönemler? Kabil Habib öldürdüğü için erkekte birisi eksikti. Eksik tamam mı? Sayı tam olacak mesela böyle. Dediler. Şiit Aleyhisselam tabii Şiit o gün dille ne oldu bileyim anlamını bilemiyoruz böyle. Şiit Aleyhisselam diğerlerinden farklıydı muhtemelenler. Alnında parlayan o nur, ayın o nuru gibi, dolunay gibi parlayan nur. Ahlakı, güzelliği, iffeti, sabrı, güler yüzlülüğü, güneş yüzlülüğü her şeyle böyle farklıydı böyle. Daha evlenme çağı geldi. Onu evlendirdi babası adam onu evlendirdi. Ve ondan nur eşine geçti muhtemelen ondan böyle. Eşine geçti. Yani erkekten kadına. Ama seçkin insanlar bunlar. Bunlara kavuşanlar. Herkese gelmiyor bunlar böyle. Der ki ondan aradan nesli geçti. Sıra İdris Aleyhisselam'a geldi. Peygamber olarak İdris Aleyhisselam'a geldi. Onda kaldı bir zamandır. Onda kaldı. Onda eşine geçti. Yine aileye geçti. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam derken sıra gelin İsmail Aleyhisselam'a sıra gelin. İsmail Aleyhisselam'a.
Tabi aradan binler yıl geçti ama çok aradan zaman geçti böyle. Kaç peygamber geçti arada. Çok evliya arada geçti. Çok insan arada geçtiler. Nur nöbeteşe böyle. Erkeğin alnında ondan hanımına geçiyor. Bu şekilde geldi. İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer'dir muhtemelen. Hacer vardır böyle. Onu aldı İbrahim Aleyhisselam. Rabbim böyle izniyle Hacer'in de tavsiye isteğiyle İbrahim Aleyhisselam'ın kaldığı yer Filistin'deydi. Kasaba, Elhal kasabası var, Elhal. Oradaydı böyle. Elhal onun ismine verildi, orada böyle, böyle. Oradaydı. O anda tabi bunu anlamı bilmiyordu. Hacı Valide'ni bilmiyordu. Çocuk kucağında en az küçük. Bir nevi sürgün hayatı gibi Mekke'nin bunun yere geldi. Ne Mekke var, ne Kabe var, ne uçan kuş var orada. Yani karanca bile yaşamıyor. Su yok, su, çöl. Öyle bir yer olsa böyle. Hatta Hacı anamız şöyle bir bakındı. İki kırba verdi ona. Yani torba değil de deriden bir torba bir şekilde verdi. Birinde su, birinde hurma var böyle. Ama tabii su tükenecek. Ne yapar bu su böylece? Bıçak bunlar bu şekilde. Hazır korktu. İran sen dedim gidiyor, hiç konuşmam şartıyla ama. Emir o şekilde böyle. Allah'ım teslimiyet. Koştu arkasına, İbrahim beni kime bırakıyorsun? Böyle yaptı, bilmiyorum. Döndü, etrafına bakındı. Bir çocuğu var, emzikli çocuğu var. Issız çöl. Yani bir canlı görüyor işareti, kuş bir şey yok böyle. Yine koştu, İbrahim beni kime bırakıyorsun? Yine koştu, İbrahim Allah mı emretti? Konuşma yok. O zaman Allah bizi görür bilir. Allah tevekkül. Allah bizi görür bilir. Dedi. Öyle oldu muhteremler. Derken tabi orada zemzem suyu çıktı oradan. Şu bu derken bu şekilde. Orada cürüm kabilesi geliyor Yemen'den. Onların kuyulan suları çekilmiş. Suskan bu kabile. Sorama çıkmışlar. Derken oraya yarışı bunlar da. İsmail Aras'ın belki yani genç oldu, ama evlendi orada. Evlendi. Nur İsmail Aleyhisselam da başından böyle. İbrahim Aleyhisselam senede bir geliyor. Yani inmeden onları görmeye geliyor. Yine geldi oraya. Geldi. İsmail Aleyhisselam evine geldi. Ya İsmail bağırdı. Hanımı çıktı. Kim o? Ne var? Öyle şey kadın mı böyle? Yani sert, kaba davranışlı bir kadınmış böyle. Yo, ne var diye kim o böyle belirten? İsmailler de ava gitti. Dedi ki nasıl geçiminiz? Şöyle böyle. Yani zoraki konuşuyor, zor cevap veriyor, şikayetçi böyle. Kaba bir yapısı var. İranistan'ı beğenmedi. Niye beğenmedi? Çünkü peygamber onun üstüne gelecek. O kılmanın layık değil. Yani peygamber bir silsileden geliyor. Zincirleme bir şeyden geliyor. Böyle. Adem Aslan böyle geliyor. Ona layık değil böylece. Dedi ki kadına İsmail'e benden selam söyle eve gelince evini güzel beğendim. Eşini beğenmedim. Eşini değişsin. Anlamadı bir şey. İbrahim tabi gitti. İsmail Aslan geliyor baktı. Evde babasının nurunu gördü muhtemelenler. Tabi o da peygamber değil o anda. Peygamber adaya mı böyle? Hemen koştu, sordu hanımına. Bugün buraya kim birisi geldi mi? Geldi bir yaşlı biri geldi işte. Oğlum biri geldi böyle. Şey bak böyle. Ne dedi? Ya saçma bir şey konuştu be. Evi beğenmiş, eşiği beğenmemiş yani sanki. Saçma bir şey böyle. Bu dedi, eşik sensin böyle. Eşik sensin. Seni istememiş. Babamın hikmeti vardır bunda. Seni boşamam gerekiyor böyle. Helalaşıp boşalım bu tarihler. Tekrar evlendi. O da aynı davrandı. Üçüncü hanımını aldı. Yine üçüncü sene geldi İbrahim Aleyhisselam. İsmail'e bağırdı. Hemen çıktı o üçüncü hanımı çıktı İsmail Aleyhisselam. O da
peygamber anası yani ecdad ceddisi olmaya layıkmış. Öyle bir şey yaptı. Güler yüzlü böyle, iyi ahlaklı böyle, iffetli çıktı. Oo buyur efendim, buyur babacığım, buyur. Tanımıyor tabii böyle. İle buyurga bakalım. Nerede İsmail? Yine avda oluyor o gün. Rabbi göstermiyor. Hikmet ilahi böyle. Göstermiyor Rabbi böyle. Yine ava gitti bu şekilde. Ona söyle, evi çok güzel, işi daha güzel. Meşeğe sahip çıksın böyle şey. Ama baba ne olur, in aşağı. Biraz bir şey, evde biraz et var, kavrulmuş et var böyle. Kurumuş da böyle, kuru et var böyle. Süt de var. İkram edeyim ben sana. Yok, yemek izin yok bu şekilde. O zaman bak, terlemiştin yolda. İlk su getirdi. Bunu ayarlıkla yıkadı. Ben yıkattım muhteremler. Ona da ben süt ikram etti. Bunu gönderdi. Yine İsmail Aleyhisselam avdan geldi. Babasının nuru. Da parlıyor bir peygamber nuru muhteremler böyle. Hemen sordu. Babam geldim. Gelin biz bugün şey... Babası da hanımı da birisi gelin bugün buraya geldi. Ne dedi şey hemen dedi. Evi beğenmiş ama hiç daha fazla beğenmiş. O tabi boşuna değil dedi böyle. Hikmeti vardı bunu dedi. Eşik sensin dedi. Sen benim babam dedi böyle. Ve ondan sonra İsmail Bey'in nur ona gitti. Anla kondu muhtemelen bak. Ona kondu böyle. Yani Peygamber'in nuru Adem babamızdan bire bak. Adem babamızın 38 evladı oldu. Onları geçmedi muhteremler. Şiit Aleyhisselam tek gelecek böyle. O eş kabul etmiyor Allah rahminde. Kabul etmiyor. İnci yerler cennetten. Bir de şu mesele muhteremler. Mesela eğer bir insanda kısırlık varsa muhteremler böyle. Kısırlık varsa böylece. Bu iki arlayan böyle. Biri fizyolojik. Bu doğuştan mı? Fıtridir böyle. Bir patolojik hastalığa bakar. Buna incir iyi gelir muhtemelen böyle. İncir yemese böyle. Taze incir yerse kabuğunda beraber yiyecek muhtemelen böyle. Hele zeytin bir yerse daha fazla muhtemelen içerisinde böyle. Bir de şu yapması gerekiyor. İncir yaprağını. Yaprak çok işli olmayacak hem böyle. Oğun dalında. Sararmayacak tabii böyle. Tam oluşacak. Bu kanatılacak. Bize oturacak hanım böyle muhtemelen. Varsa. Tabii Allah'ın tatiline varsa iyi gelir muhtemelen. Zeytinyağı da iyi gelir. Onda ev bir tane var çok bolca zeytinyağında. Derken İsmail Aleyhisselam'ın o dünyaya geldi muhteremler. Artık peygamberler dönemi kapandı. Arabist o çevrede yani böyle. Artık aşiretten başı gelmeye başladı. Oğul doğdu, adını koydular Kaydar adı. Adı Kaydar. Çok merhametli, şefkatli. Anlatalım, nuru parlıyor. Bu da evlendirdiler kendisini. Onun hanımla geçerken bu şekilde. Hep temiz nesillerle böyle. Ahlak güzel olması şah ahlak. İyi ahlak sahibi böyle. Kaba, yaba olmayacak bu şekilde. Böyle gele gele muhteremler. Abdümmenaf deniyor. Abdümmenaf. Peygamberimizin dedesinin dedesi oluyor. Abdümmenaf. 4 oğlu vardı. Abdümmenaf'a geldi. Babasından. Tabi annesinden. Ona geçti bu şekilde. 4 oğlu vardı. Bir oğlan da Haşim'di. Haşim'e geçti. Haşim'den Abdülmuttalib'e geçti muhtemelen. Haşim'den. Onun için denir Haşimi diyorlar. Haşim oğulları, Haşimiler. O bakalım muhtemelen. Haşimiler diye böyle. Şimdi her şey hikmet var muhtemelen böyle bak. Haşim Hazretleri Kureyş'in reisiydi böyle. Her gün sevdiği, saydığı bir insandı böyle. Gayet cömert, yolda yemek yedirir, iyilik eder, sular bunları böyle. Her iyiliği yapan bir kişi böyle, güneş yüzlü böyle kendisi. Bu Şam'a gitti ticaret için böyle. O zaman Mekke'nin oydu geliri, ticareti böyle. Şam, Yemen'di. Şam'a gitti. Giderken Medine uğradı. Oraya bir kız gördü Medine'de. Genç kendisi daha. Adı Selma. Çok güzel. Ona gönül verdi şimdi Haşim'de. Ona gönül verdi.
Tabi sordu kimin bu kız derken böyle. Baklar gibi Kureyş'in reisi. Tabi çok üstü insan Kureyş'in reisi olmuş o anda. Böyle reis, Kureyş'in reisi. Varlıklı aşağı yukarı. Çok alev güzel. Hemen bunu verdiler buna. Böyle. Evlendi orada böyle. Evlendi. Ve Nur ondan adı Sema'ya geçti. Harama geçti tabi. Yani görevini yaptı muhtemelen. Görev, bu kadar onun görevi bu kadar. Yaptı görevini. Oradan Şam'a gitti. Oradan Gazze'ye geçti. Diyar için Gazze vefat etti orada. Dönüş gelemedi böyle. Yani Peygamber'in dedesi de ana rahminde yetim kaldı muhtemelen. Benzele bakıldı böyle. O yetim kaldı. Peygamber'in dedesi de Abdülmuttalip böyle. Tabi doğdu Peygamber'in dedesi olan kişi. Adı oldu Şeybe oldu, Şeybe. Doğuşta bunun başında beyazlık vardı. Yani Şeybe, beyazlık anlamına geliyor. Bu adı Şeybe koydular. Artık oynama başladı çoluk çocukla beraber. Tabii Haşim ölünce kardeşi Muttalip oldu Kureyş'in reisi. Bir gün Medine'ye gelen birisi buna Muttalip'ten, Şeybe'den bahsediyor. Ya Muttalip diyor, abine diyor bir oğlu oldu. Oldu. Ama çocuk nur gibi diyor böyle. Nur gibi. Yani nur onda. O anda muhtemelenler. Annesi doğurmuş. Doğurunca otomatik onunla geçiyor. Otomatik. Kıza geçmez. Geçiyor. Meti diyor bunu. Bu da dayanamıyor. Görmek için Medine'ye gidiyor. Gelen soğuklarda bakıyor bir buçuk oynuyorlar böyle. Ona bir baktı. Hemen gönlü ısındı. O yeğenini tanıdı muhtemelen. Onu sevdi böyle. Annesine gitti. Şu annesine gitti yani böyle. Yengesi yani gitti böyle. Onu durum anlattı. Onu aldı. Mekke'ye getirdi muhtemelen böyle. Şimdi o zamanlar dışarı giden bir insan, başka bir ülkeye giden bir insan gelirken gene de bir köle alıp getirirdi. Köle getirirdi böyle. Köleye Abdel Araplar, Abd, yani kul anlamına geliyor. Getirilir böyle. Bu Muttalip de bu Şeybi'yi de arkasına koymuş Fürs çağında. Belki girirken baklar ki Şeybi hakkında bir çocuk var. Kim bu? Dedi Abdül Muttalip. Yani onun kölesi bu. Köle olmuş demek. Abdül Muttalip. Adı Abdül Muttalip oldu. Şeybi hakkında yani peygamber dedesi. Peygamber dedesi çok başka insanlı, farklı insanlı muhteremler. Dur onu da şimdi ama. Böyle. Hatta Mekke'de kıtlık oldu mu onu oluyor Mekkeliler çıkardı böyle tepelere dua derdi. Hemen yağmur yağardı muhterem böyle. Yağardı. Otoriter, gösterişli, sözüne sadık, gayet doğru, dürüst. Kureyş'ten reisi kendisi de. Hatta Ebrehe Yemen'den gelen Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe, onu görünce ayağa kalktılar muhtemelen. Yani bir savaşa geliyor. Kabe'yi yıkacak. Halk kaçtılar Mekke'den. Boşaldılar. Elinde olmadan Ebrehe tahttan kalktı, ona ayağa kadar kaçtı muhtemelen. Kaçtı böyle. Böyle otorite sevimli bir saygı insanmış kendisi. O zaman Zemzem Kulesi kapalıydı muhtemelen. Belli değildi, belirsizdi böyle. Cürüm kabilesi kaçarken Mekke'den başka kabileler geldiler. Ona saldırırlar. O suyunu kaybetmişler. İşe atmışlar bazı şeyleri mesela. Kabe'deki eşyaları. İşte altında kılıçlar şunları atmışlar. Üzerine düzenmişler. Yeri kaybolmuş. Aradan epey bir zaman geçmiş. Aradan yüzler geçmiş. Aradan geçmiş. Mekke halkı biliyorlar. Kabe'de bir kuyu olduğunu. Yani kutsak olduğunu. Ama yine bilmiyorlar. Bir gece Hazreti Abdülmuttalip o çok zamanlar Kabe'nin yanında yatar, dışında yatar böyle. Açık yatar böyle. Sırf yatar böyle. Göklere bakar, tefekkür ederler böyle. Bu alemi yaratan, yönet, yönlendiren böyle. Alem başka olmadığına böyle. Ve tefekkür ederler böyle. Onlar net rüya derler ki ya Abdülmuttalip sen aç bir zemde kuyusunu. Ama bilmiyorum neresi rüyada. Dediler ki ona yarın sabahtan bak sen bu Kabe'nin yanında otur bak buradan bu şekilde.
Bir kuş gelecek. Kuş olmadığı halde kuş gelecek. Kuyu gazeteyi bir okuyacak. Orası kuyunun merkezi, ortası böyle. Orasını hafif aç, altta karınca yuvası çıkacak. Karınca yuvası çıkacak böyle. Orası kuyu böyle. Sabah erkenler gidip oturup bekledi. Bir kuş geldi muhteremler, bakınız. Yani hiçbir şey boş değil böyle. Yaradan Mevla, Rabbül Alemin. Her şeye kadir-i mutlak. Ve alima yürüt. Mevla. Bir kuş geldi böyle, şey bir gagasına vurdu birkaç gaga. Orada su yok. Yiyecek yok böyle. Ama görev ona verildi, manevi ona görev verildi. Birkaç vuruldu. Büyük kuşmuş. Açtı orasını. Gelip baktı, altta karınca yuvası. Onu açtı. Çocukları vardı. Onlar oğlan taştı, çağırdı. Ağaç temizledi muhteremler. Neden? Peygamberimize hazır ön yapı bundan muhtemelen. Alt yapı bundan muhtemelen. Yani. Alt yapı muhteremler. Yani çünkü zemzem su içecek hacılara. İçecek tabii zamanla. Aldım muhtemelen bir yatarken Kabe'nin yan dışında yatarken rüyasında arka sırtından bir zincir çıktı. Zincir. Gümüş zincir böyle. Çok uzun ama böyle. Göğe doğru çıktı. Dedi ağaç oldu. Büyük bir ağaç oldu. Yemiş ağaç oldu. Dalları var. Dalları bütün sanki kürazı sardı. Her tarafı sardı. İnsanlar yapışıyor bu dallara. Yapışıyorlar böyle. Dallara böyle. Yapışıyorlar. Bir kısım Mekke'nin yerlisinden bir kısmı da eline balta ağacın kökünü kesme uğraşıyorlar. Balta gülüyor ağacın köküne. Ama kesemiyorlar. Uyandı. Bu da rüya sadıka. Hak rüya. O zaman da Arabistan'da rüya yorum yapanlar vardı böyle. Meşhur insanlar vardı. Açık biraz keşifleri. Onlar birine gitti. Başka kabileye gitti. Onu buldu. Anlatıyor rüyasını. Ya Abdülhamuttalip dedi böyle. Senin sırtına yani senin neslinden, soyundan dedi. Şu dünyaya gelecek şöyle böyle. Gelecek. O Allah-u Alem son peygamber olacak. İnsanın şiratına bağlı sarılacaklar, yaprak dallarına onu sarılacaklar böyle. Mekke'lilerin bazı onun dinini köleme çalışacaklar, kökünü köleme. Ama başlamayacaklar. İnandı buna, baktı, hak ya, inandı buna. Geldi, şu hanımına baktı, hanım evliydi. Hanımını böyle bir şeye layık görmedi muhteremler. Bak, onun feraseti azıcık. Hanımına baktı böyle. Hanımının andaki ahlakı, tavırları, yapısı, cömertliği, güneş neyse böyle. Onlara baktı, inceledi böyle, tepeklere daldı. Hanımı böyle bir peygamber soyunu yaratmaya muhterim bir hanım değil. Aradı. Başta kadar da böyle, bir kız buldu böyle. Adı Fatıma. Biz Fatma deriz ya, aslında Fatıma'dır. F yukarı çık, elif vardı böyle, harfet. Fatı ile bir Fatıma aslında. Böyle bir kız buldu, Fatıma adını buldu. Baktı ki kız her bakımdan peygamber ceddesine layık bir kız böyle. Onunla evlendi. Onunla evlenince Nur adı muhtemelen o Fatıma'ya geçti muhtemelen böyle. Geçti. Tabi hamile kalınca geçiyor. Hamile kalınca geçmez. Hamile kalınca ona geçti Nur, ona geçti böylece. Tabi erkek çocuk doğurdu. Adı oldu Abdullah. Nur'la kondu bu. Yani Adem Aleyhisselam'dan böyle peygamberlerden peygambere, evliden evliyaya, eşten eşe böyle binlerce yıldan beri gelen o Nur-u Muhammedi, Aleyhisselam'ın nuru artık sahibine yaklaştı artık muhtemelen böyle. Babasına geldi artık böyle. Abdullah Hazretleri Peygamber'in babası Elime tabi şahane gelince bütün Mekke'li kızlar ona aşık oldular muhtemelen böyle. O nuruna, güneş yüzüne böyle, ahlakına, boyuna posuna aşık oldular kendisine. Hatta dul kadınlar, hatta evli kadınlar. Ve ödül yarışı muhtemelen derim. Bir kadın vardı, Baraka bin Nefel'in meşhur o
şeyde. Onun kız kardeşim yüzdeve verir mi? Abla beni al dedi muhtemelen. Yüzdeve verir mi? Ben babam karşıladı böyle. Ben karşıladı böyle. Yani utangaç, hayalı, güneş yüzü böyle, karnı incitme denen böyle bu tabir vardı bu şekilde. O kadar ahlaklı böyle bu şekilde. Babası Abdülhamid Hazretleri, Kureyş'in reisi, varlıklı, ağırlığı var çok kabilede. Hain kapıyı çalsa ona kızını verirler. Böyle bir yapıda. Ama bütün kızı inceliyor, hiçbir onun layık görmüyor. Oğluna, ona göre. Aslında peygamberimize anne olmaya layık değildir. Anne olacak peygamberimize böyle. Olmuyor. Derken arıyor, arıyor, bir türlü bulamıyor tabii. Bir gün baktı, Kabe'nin yanında oturmuş bir kalabalık grup. Oturuyor yanlarına böyle. Konuşuyorlar, mesleğe dalmışlar. Konuşuyormuş bir kız. Adı Amine. Emine değil, Amine. Adı Amine. Babası da Vehep, babası böyle. Onu konuşuyorlar. Ve diyorlar ki Mekke-i Mükerreme'de ve civar bütün kabirlerde onun önü yok diyorlar deliler böyle. Ahlakı, iffeti, namusu, şerefi, güzelliği her açıdan yani sanki huri kızı, cehennetten gelen huri kızı böyle. Onu konuşuyorlarmış böyle. Abdülhamid Hazretleri bunu duyunca gönlü tamamdı muhtemelen böyle. O tamir olmadı bu şekilde. Hemen kalktı oradan, gitti evine ve hep. Evine gitti, kapıyı tabi o zaman vurdu kapıyı tak tak. O zaman zil yok muhtemelen. Vurdu kapıya, hep çıktı, bir baktı, aa Abdülmuttalip, aa bir şaşırdı muhtemelen böyle. Bir şaşırdı onu görünce böyle. Neye şaşırdın? Ya anlatayım içeride böyle. İçine aldım onu. Dedi ki rüyamda dedi, gece rüyamda, o gece rüyamda dedemiz İbrahim Aleyhisselam Geliban dedi. İbrahim dedemiz dedi. Onun sonra geliyor bunlar. İsmail Aleyhisselam sonra geliyorlar. Dedemiz İbrahim Aleyhisselam rüyama geldi. Bana dedi ki diyor, ben senin kız Amine'yi, oğlu abla nikahladım. Bunu kabul edin size böyle. Kızın Amine'yi, oğlu Abdullah ben nikahını yaptım, nikahladım. Bunu kabul edin bunu böyle. Bana böyle dedi. Ben rüya etkisinden kaldım böyle diyor. Acaba ne yapsam, ne etsem, sanırım, gerçekten derken, düşünürken diyor. Seni görünce onu şaşırdım bu şekilde böyle diye. Abdullah ben de kabul ettim diyor. O da ben kabul ettim. Bunu sarılıyorlar muhteremler. Ve nikahını yapıyorlar bunlar. Onun tabii bunda kolay o dönemde bu işler oluyor. Fazla tantı olmuyor o dönemlerde böyle. Ve bunlar nikah yapıyor, evlendiriyor bunlar muhtemelen şimdi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam babası Hazreti Amine adına kız ile evlendiriyor bunlar böyle. Evlendiği gece şimdi bu tabii onların evliliği bizim anlayışımızın çok dışında muhtemelen böyle. Yani biri bir peygambere baba olacak, biri ona anne olacak, o peygamberimizin bedensi yapısı temel atılacak, dünyadaki sırası gelmiş atılacak bunlar böylece. Yani onlardaki onların bu birbirine görüşmeleri, yani cinselliğin dışında ruhsal bir hal, böyle. Mali bir hal böyle. O durumda. Şimdi muhtemelenler bir ana baba görüştükleri zaman ona çocuk kalırsa bu çok farklı olur muhtemelen böyle. Eğer o anda mesela biraz araları bozuksa, görüştü olmasa, yapmasalar bu çocuk etkili bundan muhtemelen böyle. Çok bundan muhtemelen böyle. Derken tabii Hazreti Amine'ye nur intikal etti muhtemelen o gece böyle. Nur intikal etti, hamile kaldı. Kime? Resulullah Aleyhisselam Hazretleri, Hatem-i Enbiya, son peygamber dünyada, son peygamber. Bir peygamber anne olacak, neresi zarf mazruf. Yani, amin olacak bu şekilde. Tabi bu çok şey oldu dünyada, küresi olarak böyle dünyada. Olaylar oldu böyle. Mesela biri Mekke-i Mükerreme'de kıtlık vardı yıllarca Mekke-i Mükerreme'de.
ot bitmiyor. Ağaçlar kurumuş, hayvanlar acıktı, zayıf hayvanları bir, ot bulmuyor hayvanlar bulmuyor. Hayvanlar artık et kemik kaldılar. Yıllarca sürdü bu kıtlık. O gece Peygamber Allah'ın düştüğü anda yağmur başı yağmur muhtemelen. Ama rahmet yağdı ama. Yağmur rahmet böyle. Gazap değil. Böyle yavaş işe böyle sindire sindire böyle bir yağmur yağdı ki muhtemelen böylece. Muazzam bir bolu bereket oldu böyle. Yani o sene bolu sene de isim verdi bunlar böyle. Ve sevinç sevdirdiler. İsim verdiler. Dedi ona Abdülmü Hazretleri haber aldı böyle. Yani oğlu Abdullah'ın hanımı Hazreti Amine hamile kaldı diye. Kaldı. Hazreti Amine buyuruyor muhteremler. Ben diyor hamile kaldı mı diyor. Ancak ayet gömü anladın diyor böyle. Yani diğer kadınlar gibi benim hiç olmadı muhterem böyle. Hiçbir şey fark etmem ben de bu şekilde. Ağırlık olmadı bende. Yani yine kuş gibi. İçine bir karnında taşıma yok bir şey kendisinde. Dedi ki Abdülmuttalip oğlu Abdullah'a, yavrum dedi böyle, Abdülmuttalip'in daha oğulları var, torunları var ama onun gönlü oğlu Abdullah'ta yeni doğan torununda. Onun gönlü. Tabi peygamber olacaktır muhtemelen böyle. Dedi ki oğluna Mekke'den Şam'a kervan geçecekmiş, ziyaret kervanı. Kervan gitmiyor tabi. Bir deve topluluğu bir kervanı yani. Deve konvoyu oluyor. Kim beş deveye katılıyor, kimi ortak para veriyor bu şekilde. Bir deve oluyor, şey kervan oluyor. Buna koruma alıyorlar parayla böyle, koruması kervanı da. Bir de oğlum sen de Şam'a git. Hem öte bir kutu mal götür bunu oraya götür. Dönüşte de Medine'ye uğra, kurum al gel buraya böyle. Mekke hurma olmaz Mekke'de muhtemelen. İyi bir hurma olmaz Mekke'de böyle. Hurmanın da dünyada en merkezi Medine-i Münevver muhtemelen böyle. En iyi hurma Medine-i Münevver muhtemelen. Bir şifa kaynağı Medine hurması. Medine içinde olan böyle hurması. Etrafında onlar. Çıkanı bunlar böyle. Oğluma tembih etti oğlum dedi. Dönüşte hurma al. İyisini al. En iyisini al. Çok şal bir şey getir. Dedi doğunca dedi, torun doğunca dedi böyle. Deve keserim, hurmalarla beraber bir ziyafet geçirelim de böyle. Ziyafet verelim de böyle, sevincinden böyle. Peki babam dedi, gitti, Şam'a gitti. Dönüşte Medine'ye uğradı, hurma almaya geldi ama hastalandı muhtemelen, hastalandı böyle. Tabii dayıları var böyle. Babası oradan ya, annesi orada böyle. Yani babaannesi orada böyle, dayıları orada bu şekilde. O evine kaldı. Bir ay hasta yattı, bir ay. Yaşı 25 yaşında, 25 yaşında. Yani yeni de ayrı daha böyle. Burada bir benzerlik var. Peygamber 25 yaşında evlendi muhtemelen. Peygamber baktığında böyle. O da 25 yaşında evlendi böyle. Böyle. Bir ay hasta yattı. Her gün zayıfladı, zayıfladı. Ve görevini yaptığı için ona o görevi verilmişti. Görevini yaptı. Rahmet ilahi kavuştu inşallah muhtemelen böyle. Tabi acı haber Mekke'ye geldi. Hazreti Amine genç ilk çocuğu yeni evli tabi çok yıkıldı baştan bu şekilde. Allah'a tabi tevfik etti Mevlam Celle Celaluhu. Peygamberimize ana karnında babadan yetim kaldı. Yeni dürü yetim. İnci tanesi gibi yetim olmuş Peygamber'e böyle, yetim. Yetimleri sevme gerekmiş muhtemelen muhtemelen böyle, yetimleri muhtemelen böyle. Yetimlik çok ayrı bir konu böylece. Peygamber'in de yetim kalması, dedik yetim kalması bir anlamlı bir olay tabii bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana karnındayken yine bir olay oldu. Yemen'den gelen bir ordu. Ebrehe adında. O zaman Yemen Habeşistan'a bağlıydı böyle. Oradaki Ebrehe bir nevi genel vali Yemen'de. Bu Kabe'yi kısamıyor bu Ebrehe. Bakıyor bütün Arap kabileleri Kabe'yi ziyarete gidiyorlar. Bu Yemen'in Sana şehrinde yani baş şehrinde, başkentinde bir kilise yaptırıyor.
Çok büyük iş yaptı böyle. Cicili bicili yarı böyle. Süslü püslü. Göz kamaşları kilise yaptı böyle. İnsanları buraya gelsin diye. Bir kimse ama. Kabe bir taş. Kabe bir taştan ama bir onun kutsiyeti var. Ruhaniyeti var. Ruhaniyeti var böyle. Gitmiyorlar. Hatta bir arabın bile gitmiş oraya gece işine tuvalet yapmış muhtemelen. Böyle böyle. Ebre bunu duyunca, görünce hiddetten böyle orduyu aldı. Bir de onların fili vardı. Adı Mahmut derlerdi. İri bir fil. Ordunun başına fil gitti mi savaş kazanıyor bu şekilde. Kâb'ı yıkmak için Mekke'ye yaklaştı. Bunu duyunca Mekke halkı kaçmışlar tabii. Onlar savaşamazlar bir orduyla. Kaçtı bunlar oradan. Kâb'ı yakında bir konakladı. Ertesi sabaha artık niyetleri gelip Kâb'ı yıkmak. Fil kalkmadı muhtemelen. Fil kalkmıyor. Fil kaldıramıyorlar fili. Kalkmıyor böyle. Fili geri çeviriyorlar başını. Kalkıyor o tarafa gidiyor. Yön değişince. Kâb'ı çeviriyorlar. Çöküyor muhtemelen böyle. Çok uğraştılar. İşte orada kuşlar geliyor muhtemelen. Ebabil kuşları. Ebabil. Yani daha kırangırışına benzermiş bunlar. Ebabil kuşlar geldiler. Deniz kıyısı, Kızdeniz'den doğruya. O geldiler böyle. Her kuşun gagasında bir taş. Nohut kadar. Bir taşta iki pençesinde. Nohut kadar. Ama kimyasal bomba mı noktada böyle. Gele böyle bıraktılar taşları böyle. Hiçbir taş boşu geçmedi. Kime dokunursa işten giriyor. Yakarak ta altına çıktı mı böyle. Hepsi harap oldu böyle. Hadi mesela kaçtılar Yemen'e. Onlar orada geberdiler. Ebre'de de oraya geberdikleriniz geldi böyle. Şimdi bu olay neden oldu muhteremler? Kabe'nin de kutsallığı kanıtlandığı Arabistan'da ve Kureyş kabilesinin dokunulmazlığı kabul edildi. İslam'ın altyapısı bunlar. Baltay ki bütün kabileler Ebre ordusu helak oldu. Aynen kuşlarla. Helak oldu. Şimdi muhteremler bunda bir hikmet var bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam'ın hayattayken Peygamberimiz ne buyursa ne haber verse inkar ederler. Mekke müşrikler muhteremler. İnkar ederler. Yalan da inkar ederler. Bu ayet-i kerime Fil suresi. Emtel'e başlayan sure Fil suresi. Mekke'de geldi muhteremler. Kimse ona karşı çıkmadı halde. Çünkü onu görenle çoktu bu işlerinde. Bu Kabe'nin kutsallığı kanıtlandı. Kanıtlandı ki tabi ileride ne olacak böyle? Müslümanların kılıfı olacak, hacın da merkezi olacak. Bak, Zemzem de çıkarıldı. Kabe'sinden bu şekilde. Bu da hazırlandı. Aşağı yukarı 50 gün kadar önce 15'inde aşağı yukarı geldi Ebre'ye. Ebre'nin 12'sinin 11'inin gününde daha varmadan şey yapmışlar böyle. 50 gün sonra şakırı Peygamber'in doğum yaklaştı muhteremde şimdi artık. Ay Rebiülevvel 11. günü. O gün de pazardı muhteremler. Bu seneyi aynı tutuyor tuhaf ediyor elhamdülillah. İnşallah hayırlı bir şey olur İslam aleyhine muhterem böyle. İnşallah emin Allah Rabbine İslam muhterem böyle. O gün de 11 Rebiülevvel, bugün 11 Rebiülevvel, o gün de pazar, bugün de pazardı muhteremler. Pazardı. O gece sabaha karşı doğum gerçekleşti. Fakat o gece farklı bir gece oldu. Farklı gece muhtemelen böyle. Yani küresel boyutta değil, evrensel boyutta. Evrensel. Gökte kapsayan böyle. Bütün melekler tutan nefeslerini sanki gökyüzünde Peygamber'in doğum haberini bekliyor muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam önce geldi. Üç tane sancak aldı cennetten. Üç sancak aldı. İpek denen böyle. Birini doğuya, tepeye. Yüksek en tepeye dağa. Birini batıya. Birini Kabe'si dikti bunlara böylece. Bu bir mesajdı o gece meleklere. Ruhanilere. Ve onun mesajdı.
Son peygahat enbiya diye gelecek muhtemelen böyle. Cennet bezendi. Daha nurlandı. Hulü kızları bekliyor, peygahabeni bekliyor cennette muhtemelen böyle. Diyor ki böyle ve dünyada bulunan böyle tabi o zaman da iyiler vardı gene böyle gizli olsa böyle. Hep bunu bekliyorlar şimdi bekliyor bunu. Amine validemiz yalnız tabi evinde. Ama o yalnız kalmadı muhtemelen böyle. Bir şifa hanım hatun. Fatıma adı böyle. Biraz Safiye. Safiye peygamberimizin halası oluyor muhtemelen. Onu görmüşler böyle. Üç orada bulundular, akşam bulundular böyle. Fakat gece olunca, gece bastırınca yeni doldu kızlarla muhtemelen. İlk kızlar böyle. Yeşille bürünmüş, dünyanın eşi benzeri olmayan Amine validemizin tarifine göre Abdümenaf kızına benzeyen, Abdümenaf kalbine benzeyen kızlar. O kızların güzelliği meşhur Arabistan'da uzun boydular böyle. Yani seri boydular onlara böyle. Halk onlara karşı bir başka bir sevgisi var onlara karşı böyle. Uzun boy, sempati böyle. Abdümenaf kızına benzeyen hepsi aynı boyda, aynı giysileri, ipekleri yeşil cihaz ipeği ama böyle böyle. Demişler, evi doldu onlara beraber hatırlıyor böyle. Nuri de dolu evi. Odaya doldu böyle. Hatta o nuru evde olduğu üç kadına gördü, ona gördü bu nuru böyle. Nur, ışık tam başka bir şey muhtemelen nuru böyle böyle. Yani ışık mesela koydu, ışık gelsin mesela bu işe bakamayız. Bir oldu muhtemelen böyle. Öyle muhtemelen böyle. Nur, yani genelde bir şeyle sarı rengine benzeyen böyle bir insan bir hal verir. İnsan kendinden geçer muhtemelen böyle. Yani ne gözüne dokunur, ne mi dokunur böylece. İnsan bir hafif getirir, bir hal verir böyle nurda. Dışarıda da, evin dışarıda melekler muhtemelen doldular, melekler doldular. Evinden dolaşıyorlar, bekliyorlar mı baktım böyle. Onu bekliyorlar. Evet, yetim doğacak ama evrensel bir tören muhtemelen böyle. Son peygamber başlarına gelmeyecek yeryüzüne. Bütün insanlara peygamber gönderecek, rahmet olacak alem insanlara. Hazreti Amine daha yine hamileyken muhteremler yani bir ses duydu. Daha yine hamileyken. Ya Amine, sen hayırlı ama hamilesin. En hayırlısı hamilesin. Adı Muhammed koy diye. Adı Muhammed koy. Muhammed. Muhammed Hamd kökünden geliyor. Hamd, övgüden, şükürden geliyor muhtemelen böyle. Yani yer göğü övdüğü bir insan. Peygamber Hamd, Muhammed. O anlama geliyor. Hazreti Amine şöyle buyuruyor. Ben diyor, hamile kaldığım zaman diğer hanımlar gibi diye bir sıkıntı görmedim. Yani bulantı, kusma, şunlar, bunlar. Ya işte bir ağırlık, karnı bir şişme. Hiçbir şey olmadı böyle. Gayet normal oldum böyle. Hatta o beni taşıyan taşımadım zaten böyle. İşte bir nur şeklinde bu şekilde. Resulullah olduğu için bunu taşıdı. Bazen de gece onun zikri duyardım diye muhtemelen böyle. Tabii tek başına evde hamile yatarken bakıyor o karnındaki yavrusu Allah zikri muhtemelen böyle. La ilahe illallah, la ilahe zik, Allah zikri muhtemelen. Ondan sonra dinlerdi böyle, unutmadan bir tat feyiz aldık unuttum bu şekilde. Şimdi doğum zamanı geldi, doğumda da acı çekmedi muhtemelen, sancı gelmedi. Yani doğum sancı görmedi, hiç görmedi muhtemelen, hiç ama. Hiç onu görmedi. İki kadın daha geldi. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye. Yani ruhları geldi. Hazreti Meryem, biliyorsunuz İsa'nın annesi. Tabi ahirette onları böyle. Asiye de Firavun'un eşi. Firavun'un kafirlerin başı. Onların başı. Asiye de evlilerin başı muhtemelen böyle. Eşi de böyle. Onlar geldiler. Hazreti Amine'ye yardıma, yani yardım istemiyor tabi. Yani yanında bulundu onlar bu şekilde.
Derken hamile, eğdir, çürmek oldu, tamam. Hazreti Mekke ne zaman kadar vakit tamam oldu artık böyle. Yani aylar, hafta, günler derken artık saatten aşağı indi, dakika aşağı indi bu şekilde. Kim önce gelir o hayrı elham. En hayırlı varlığı diye gelmesi artık vakti geldi. Sıldım ve hararetten katıyım. O anda hasta hamileye bir hararet bastı. Susuzluk, isyandı böyle. Tabi Mekke'de sıcak yer böyle. İşte bir susuzluk geldi. Rabbim bunu verdi muhtemelen böyle. Yani bunlar bizim gibi değil muhtemelen böyle. Yani biz kendimizi buna kıyaslamayalım. Bizim çok fevkimiz üzerimizde. Farklı bir olay bunun tabi bu şekilde. Hastaneye bir susama verildi, hararet verildi, içi yandı bu şekilde. Su istedi, sonra bir cam dolusu şerbeti. Ona bir kase, cennetten getiren bir kaseyle, kaseyle camdan bir kase böyle, kaseye böyle, ona huyu kızları verdi bunu. Kadın ak, kalbisinin beyazdı böyle. Karnım daha beyaz ama. Çekirden tatlı, benim de soğuktu böyle, şeker tatlı bu şekilde. İşte olduğu vücudum, cismim nura garptı böyle. Hazreti Aile bu suyu, şerbeti içtiği anda bütün bedenin nura gark oldu. Nedir gark olmak? Batmak muhtemelen. Yine suya gark oldu, yani denize düştü, battı yani. Böyle. Hazreti Aile'nin vücudu, evi, çevresi, bütün dünya, doğu batı, bütün denize kıtalar nur oldu muhtemelen. Hazreti tabi gözden perde kalktı onu böyle. Her şeyi görüyor. Yani her varlığın zikrini duyuyor anda muhtemelen. O var böyle. Her varlığı böyle. O ağaçlar Allah'ı zikrediyorlar. Bütün kuş, kurt, küçük büyük ne var hayatlar Allah'ı zikrediyorlar. Hep bunları gördüm böyle. Nur içerisinde gördüm. Nurdan kendini fark edemiyor muhtemelen böyle. Edemez yani nurdan böyle. Nur bir geldi mi? O cisim orada kaybolur, göremez. Kendini göremez o şey böyle. Yani 10 saat orada gene bir akkuş kanadı revan. Bir kuş gördü muhtemelen. Yani bir akkuş, ak beyaz kuş geldi. Kanadı revan açarak kanatlarını sürüp geldi. Melek de bu böyle. Ona kuş şekline geliyor böyle. Arkamız suvardı, kuvvetli hemen. Kuş geldi, hazamine arkadan böyle sıvadı, kanadı yaptı böyle. Dur 10 saat o sultanı din. Hem o anda, o sultan, dinin sultanı anda oldu böyle. Nur'a garip oldu, semaat-ı yemin böyle. Yer gök, her taraf daha çok nurlandı oldu böyle. Yanlar böyle. Savcı gidip getireyim ihbar inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ve alim ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet muhteremimiz böyle elhamdülillah Hatim-i Veli olan Peygamber Hazretleri ve Abim-i Habibi olan Habibullah olan Halim Rahmet olan Peygamberimiz o anda doğdu muhteremler. Pazarı parasayı bağlayan gece sabaha karşı daha gün doğmadan doğdu. Bütün alem bunu gördü muhtemelen böyle. Göğteki melekler, yani huriler, yerde bulunan keşfacı kişiler bunlar bu şekilde. Hepsi bunu gördüler.
Alem başka bir alem oldu onda böyle. Yeryüzünde. O gece hiç afet olmadı yeryüzünde böyle. Hiç madem böyle. Ne savaş oldu o gece, ne bir hırsızlık oldu, ne bir yangın oldu, ne deprem oldu. Hiçbir şey o gece olmadı. O gece yeryüzü nur oldu böyle. Böyle. Huzur bulakı böyle. Tabi bile bir yakını bunun anlamını o andakiler. Sonra öğrendi tabi önden bu şekilde bunu. Hazreti Amine Validemiz hiç doğumuzdan çekmedi muhtemelen böyle, hiç an böyle. Hiç doğumuzdan çekmeden gayet normal bir şekilde doğum oldu. Hazretleri tabi yeri aldı bunu. Sünnetli doğdum muhtemelen, sünnetli de böyle. Neden? Elep yerine gidip bakmasın onu doğdan muhtemelen. Göbeği de kesilmişti muhtemelen bak. Göbeği kesilmişti böyle. Hemen secdeye gitti. Döndü bak. Döndü bak. Daha yeni doğdu böyle. Yeni doğdu böyle. Yeni doğdu. Sünnetli. Göbeği kesilmiş. Hemen secdeye gitti. O zaman gördüler ki arkasında bir de mühür var. Sırtında. Tam kalbinin hizasında. Yani kalbinden bir çubuk soksan oraya da bu tabi böyle. Arkanın sol tarafında nebüvvet mühür diyor bana böyle. Mühür böyle böyle. Orada bak bu şekilde. Secdeye kapandı. Secdeye kulak verdiler. Tabi az çıksızdayım. Şunu söyledim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enni Resulullah. Ve eşhedü enni Resulullah. Ben Resulullah'ın Resulü'yüm. Ve eşhedü enni Resulullah. Resulullah. Üç sefer. Üç sefer de Hazreti sahibi halime kulağım verdim diyor. Onun diyor ağzına diyor. Açıklayayım. Bir sefer şunu söyledi bundan sonra diyor. Ümmeti, 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 ümmeti dedi muhtemelen. Bak daha doğduğu anda muhtemelen. Ümmetin yandı muhtemelen. Biz sünnetlere bir küçücük Allah korusun sünnetlere muhtemelen. Ya bu sünnet ne olacak? Farz değil ya. Yani peygamber sünnetlere muhtemelen. Peygamber böyle. İki canlı aşık. İki canlı aşık onun bu şeyleri böylece. O anda Hazreti Abdülmuttalip dedisi ya böyle yine Kabe'nin yanındaymış o anda. Oturuyormuş Kabe'nin yanında. O zaman Kabe tarafında duvar yoktu böyle. Evlere var, bir boşluk vardı böyle. Oturuyordu etrafında, oturuyor Kabe'nin yanında. Oradan zevk aldı, ruhsa zevk aldı oradan. Bir ses duydu, uyumuyor ama, uyanık, oturdu yerden. Oğlu Abdullah'ın torunlu oldu işte. Oğlu oldu. Amine doğum yaptı. Git onu gör. Adını Muhammed koy. Bir ses geldi. Yani. Git onu hemen git onu. Onu gör. Adına Muhammed koy böyle. Hemen kalktı abi. Sevindi. Geldi. Seslendi. Açtı kapıyı. Dedi oğlum ve torum oldu. Kundaktaydı muhtemelenler. Ama insan dünya kunda değil muhtemelen. İpek. Yani hule getirip ipe sarılıyor. İpe sarılıyor bu şeyler. Hatta bir vakit aldığım melekler önce gezdiler bütün yer gökleri. Gezdiler. Ondan sonra tekrar getirir kendisini getirir böyle. Nurlu ipeklere sarılmış kundakta. Yüzü örtülmüş. Uyuyor mışıl mışıl muhtemelen böyle. Uyuyor böyle. Aldı kucağına. Torunu aldı kucağına. Aşk yüzüne baktı böyle. Nur'un Muhammed'i, Nur'un sahibi o. Yani öbürlerin alnından nur parlıyor. Bunun bütün bedeni nur amaçlı. O farkla. Bütün bedeni nur. Öyle sevimli, öyle güneşli bu şekilde böylece. Aldı onu. Ama ağlama başladı muhteremler. Ağlama başladı böyle. Altın oğlu geldi. Oğlum bugünleri göremedi muhterem böyle. Yani. Oğlum bugünleri göremedi dedi. Aklı oğlu geldi. 25 yaşında. Yeni evlendi. Hanımını duyamadan, şimdi göremeden altına geldi. Hem sevinç hem hüzün. İkisi bir arada yaşadı bunlara böyle. İsmini tabii Muhammed ismini koydu. İsmini de koydu. Sonra ne yaptı muhtemelen ziyafet verdi. Ziyafet verdi.
En büyük develerini kesti, Üç gün. Bütün Mekke halkına muhtemelen. Bütün Mekke halkına doyasıya böyle. Büyük kazanlar kuruldu. Develer kesildi bir taraftan. Ete pişiyor. Yanında ne varsa yanında artık bunlar. Üç gün, üç gece bu ziyafe devam etmiyor. Yetim, fakir, ne var? Kuş, kurt böyle. Hayvan, insan kalmadı böyle. Herkes doyasıya gözlerini muhtemelen. Rabbim inşallah bir şefaatine bir mahrum edersin muhtemelen böyle. Yani en büyük şefaatçi Peygamber muhtemelen böyle. Mahşerde muhtemelen. Şefaatçi böylece. Cennet'in en güzel yeri de Peygamber'e orada komşu olmak muhtemelen böyle. Şimdi cennette komşular değişmiyor. İnsan buradan mesela komşu değişiyor. Kiracı olur başarıya gider. Başka ev alır. Ölür. Yine başta gelir, satılır. Bu devam değişiyor insanlar burada mesela. Yani hep aynı sabit koyuyor cennete böylece. Yani cennetin de en güzel 8 cennet var. Adı Firdevs cenneti. Onun da en güzel yeri yani bunun makam. Makam Mahmud. Makam Mahmud böyle. Yani makam bu şekilde orada. Rabbim hepimiz orada komşu edin Peygamber'e muhtemelen böylece. Şimdi muhteremler bu sene bir şey çıkardı böyle. Oruç tutulmaz mı? Kandil günlerinde böyle muhteremler böyle. Şimdi orucun bir farz olan orucu var. Vacip olan var. Sünnet olan var. Bir de müstahap diye böyle. Şimdi bir aşağı böyle. Oruç var. Mekruh var, haramı var. Orucu muhteremler başı var. Farz olmuş hangisi böyle? Ramazan orucu. Eda ve kaza deniyor buna. Edası da tutamadığı zamanda kazası yine farz mı tabii böyle. Tamam böyle. Bu farz böyle. Bir de oruç vardı kebaz, kefareti oruç böyle. Yemin kefareti gibi mesela böyle. Oruç kefareti. Bunlar tutmada farz oluyor böyle. Bir de vacip oruç var vacip. Adak orucu. Adarsa oruç tutmaya o zaman vacip onun yerine gitmesi böyle böyle. Bir de sünnet bir oruç, sünnet. Bir gün senede muhtemelen. Muharrem 10. gününde. Bir gün evvel bir gün sonra beraber ama böyle. Evet 10. gününde böyle. Bu sünnet budur böyle. Muharrem ayının 10. günü böyle. Yani en haftalar budur Ramazan'da böyle böyle. Bir de vardı böyle, parası perşembe oruçları vardır. Her ayın ortasında 14'ünde, 15'inde, 5 günü bunlara, arabaların böyle. Bunlar müstahaba girenler böyle. Bunun dışında oruçlar nafi oruç diyor bunlara böyle. Yani ta sevabalı tutması bir şey bunlar muhtemelen böyle. Yani kandil gibi oruç tutmak diye aslında böyle bir sünnet değil bunlar muhtemelen böyle. Ama caiz yani muhtemelen. Mübah yani böyle böyle. Tabi insan bunlara böyle. Mekruh oruç nedir? Cuma günü tek tutmak. Muharrem tek tutmak böyle 10. gününde. Bir de cuma günü tek tutmak böyle. Pazar buna girmiyor muhtemelen böyle. Yani cuma, cumartesi tek tutmak orucu, bu da mekruh giriyor muhtemelen böyle böyle. Giriyor bu şekilde. Bu bizim genelde Türkiye'mizde bir adet edilmiş ama güzel adet muhtemelen böyle. Yani çünkü mübahtır yani, yani caizdir yani böyle, geçerlidir böyle. Mekruh değil bu böyle. Kanunla oruç tutmak, İslam tabi bunu tarzı böyle bunları. Ama mesela parası, perşembe orucu daha buna makbul ama olmamaktan böyle. Müsab olduğunu bu şekilde böylece. Bunlardan. Yani bunlara büyütmeye gerek kalmıyor bunlara muhtemelen böyle böyle. Haram oruç vardı nedir bu yere? Ramazan bayram birinci gününde. Bir. Dört bayram gününde, kurum bayramda, beş gün günde. Yani tahrim mekruh, haram da anlamak yanında böyle. Bunun için yiyeceğim tutar muhtemelen. Tutma denmez bunların. Yani bunları yaygara yapmak, sosyal medyada bunları büyütme bunları böyle başları kalmamış gibi. Eğer bir insan bir şey yapmak istiyorsa yapı çok şey olmuyor. Yani namaz kılmaları, namazı teşvik etsin değil mi? Açık yani kadınları örtmeye teşvik etsin muhtemelen böyle. İslam'a çalışsınlar. Fazla çalışsınlar bunlar bu şey böyle. Gerisi bunlar muhtemelen böyle. Bir de inşallah elimizden geldiği kadar bunu yaygınlaştıralım. İnşallah böyle. Her imkanlarla kime ne imkanı varsa
onlarla da telefonla, işte mesajlarla, şunlarla, bunlarla, sosyal medyayla ne artık, ne elinize kişi geliyorsa bunu yerine açtırmaktadır. Yani bu geceye tebrik ederim inşallah Teala. Yani bu gece sıradan bir gece değil muhtemelen böyle. Yani küresel boyutta yahut Enbiya Peygamber'in doğum gecesi muhtemelen böyle. Doğum gecesi böyle. Derik Nur'a gark oldular. Hatta çok oluyor oldu gece. Onlar tabi sımat tabi ki çok şimdi muhtemelen. İş başı antrenmanlar inşallah böyle. Yani çok değerli bir gece. Değerli gece böyle. Peki ne yapmak lazım geliyor? Özel bir namaz bir şey yok muhtemelen böyle. Yok böylece. Hatta Kadir Giresi mi namazı yapar mı? Kadir Giresi mi namazı özel böyle. Ayşe Validemiz, Peygamber Sıra Ayşe Validemiz. Ayşe Sıddık'a Peygamber sordu. Ya Resulallah, ben de Kadir'si ersem, bilsem Kadir oldu ne yapayım? Ona buyurdu. Kulü, yani Allah'ım affet söylersin, beni affet. Yani tevbe. Yani bu da. Demek ki en çok tevbe istiğfar muhtemelen. Nedir tevbe istiğfar? Yenilenme muhtemelen. Yenilenme böyle, böyle. Atma bu kirleri atma böyle. Günah atmak günahları böyle. Bu ağırlıkta atmak. Bunamdan kurtulmak mı? Huzura kavuşmak muhtemelen böyle. Niye huzura kavuşamıyoruz? Bunam oluyor. Günahlar muhtemelen. Sıkı günahlar muhtemelen. İnsanın gözüne bir ufak toz kaçsın. Ömür kabul edemiyor göz bu muhtemelen. Yaşarır, kızarır, şey yapar. Bu atma çalışır muhtemelen. Gönül de günah kabullenmiyor muhtemelen işte böyle. Yani bir insan günah eşleyince, mesela bir çıplak kadına baksa, bir kadın baştan atsa, kızı baştan atsa, bir namaz vaktini kaçırsa, gönül kabullenmiyor muhtemelen. Gönül sıkılıyor muhtemelen, daralıyor muhtemelen böyle. Sıkılıyor. Sonra ne oldu? Huzursuzluk muhtemelen böyle işte böyle. Yani bu kişilerde en mühim şey böyle, işimiz yanarak muhtemelen. Bir muhasebe ederek kendimize, şu günümüze kadar ne yaptık? Nasıl ki hayatımız böyle? Allah kulabilir bu acaba güzel Mevlamıza? Güzel Mevlamıza ya. O bizi yarattı muhtemelen ya. Ona döneceğiz. Mahşer var, kabir var, kehran var muhtemelen ya. Hesap günü var muhtemelen, hesap günü var muhtemelen böyle. Yani de cehennem var, görür var muhtemelen. Önce muhasebe yapalım hepsini inşallah muhtemelen. Ne yapalım? Günahlarımızı tek tek bulalım muhtemelen böyle. Onu da bulalım bu şekilde böyle. Önce bunlara nedamet, pişmanlık, kendini kınamak. Neyi ben bunu böyle yaptım böyle böyle? Çıldırasam da böyle. Güneşlerim doğmuş öyle. Bu olmadan tevbe kabul olmaz muhtemelen. Nedamet. Neden buyurdu? Tevbe en nedme. Yani tevbenin aslı nedamet, pişmanlık. İçin yanmasın muhtemelen böyle. Sonra Allah-u Teala kullanmaya ben söylemem muhtemelen. Estağfurullah azim ve ötüyü bilek diye mesela böyle, en az 70 sene, 100 sene neyse mesela böyle çekmek böyle. Tabi bilemez Kur'an-ı Kerim okurum. Savaşı getirir muhteremler. Yani kitap okur insan mesela böyle, din kitap okurum bu şekilde. Yani tabi çoğu çocukla beraber bir şey yapılsa bu da yedir muhteremler. Mısır'da bir zat varmış. Komşusu Yahudi. Bunun komşusu Yahudi edermiş, bir gel almışlar böyle, yani eş almış kendisine böyle, edermiş. Bu Yahudi gelin, Mısır, sıcak memleket, cam açık, bakıyor o gün komşunun evinde geldiği birkaç olmuş. O gün bunda fevkalade bir hareket var komşu evinde. Bahçede gelen giden komşular geliyor, temizleniyor, süpürüyorken, koyunlar kesiliyor, helva falan kavruluyor, bir dumanlar geliyor, kokusuyla geliyor. Bunda bir fevkalade, olağanüstü bir hal var bunun önünde. Merak ediyor. Burası Yahudi. Tabi o komşu biliyor tabi ne olduğunu. Ona soruyor akşam gelince. Bu komşu bugün ne var diyor. Onların diye Peygamber'in doğduğu gece bu gece böyle. Doğum gecesi böyle diye. Bu bizim komşu diyor, Müslümandır. Peygamber çok sever peygamberi böyle böyle. Her sene böyle doğum günüsünde böyle böyle yapar böyle böyle. Yani koyunları keser, bunları pişirir, helvada kavurur, işte pilavı yapar bu şekilde. İnsan davet eder. Hem okurlar, hem yerler bunlar bu şekilde. Bu ilk defa duyuyor tabii böyle şey bu gelin Yahudi duyuyor. Bakıyor ne yapıyor böyle diye böyle.
Tabi akşamdan sonra toplanmışlar oraya. Bakıyor okura okuyorlar böyle. İlk defa duyuyor Kur'an sesini muhteremde. Tabi ihlas okununca, böyle samimiyet okununca etkisi oluyor gönüllerde. Aşırı okuyorlar. Savaşa getiriyorlar. Araf ilahi okuyorlar bunlar bu şekilde, oradan bu şekilde. Gelin buna çok duygulanımı, çok duygulanımı böyle. O Kur'an'dan, savaş şeflerinden böyle, onların birine sevgi muhabbetlerinden böyle, onların şeylerinden böyle, o ziyafetlerinden çok duygulanıyor. Bunları göndermişler tabii. Komşu hakkında bunu göndermişler. Yatıyorlar tabii. Vakit geliyor. Diyor ki kurasına, beni diye bağışlarım sevgi bırak, lan beni böyle diye. Yani sen yatayım bir ucuna git, benim ucuna atıyorum böyle diye. Benim çok duygulanımı böyle diyor. Ben de beni kendim bırak, sen beni bırak diye. Peki diyor böyle. Yatıyor. Hem uyuyamıyor muhtemelen böyle. Derin derin dalıyor. Etkilemiş bundan böylece. Ah ben de sağ olsaydım keşke o peygamberi görseydim ben de diye. O hale geliyor. Bir ara uykuya dalıyor. Bakıyor o komşu evinde olağanüstü bir hal gene var. Rüyasında bu sefer. Rüyada böyle. Bir bakıyor. Bir mübarizat geliyor ama nur mu nur baştan böyle. Öyle böyle. İki yanında iki kişi var. O peygamber demiş. Hazreti Ömer. Arkasından başka sahabeler. Eve geliyorlar böyle. Eve geliyorlar. Ev ziyarete geliyorlar. Bunları görünce rüyasında açık net rüyayı görüyor. Hadi bana girsem. Hadi beni kabul ederler mi? Ama ben Yahudiyim diyor şimdi kendi kendine. Ben Yahudiyim diyor. Acaba beni kabul ederler mi böyle diyor. Ama eline olmadan rüyasında bu da gidiyor komşu bahçede muhtemelen böyle. O da birini görüyor. Hadi ben girsem beni kabul ederler mi peygamber diyor. Tabi eder diyor. O bütün insanı peygamberdi böyle diye. O da içeri giriyor. Peygamber ona bakıyor muhtemelen bir şekilde. Kendisine bakıyor peygamberimiz. Sen de İslam'a layıksın peygamber böyle böyle. Layıksın diye. Senin İslam'a daha ödürüm muhtemelen böyle böyle diyorum. Ha, şu altında muhtemelen eşi de bir rüya görüyor. Eşi de görüyor muhtemelen. Hatta o halde oynuyor bu. Eşi de aynı rüyayı görmüş. Ondan sonra bu tek bakımdan bir şey peygamberimiz yanına gitmiş bu şekilde böyle. Peygamberimizin yanında peygamber iman İslam'ı davet ediyor. Müslüman için bir arası böyle böyle. Peygamberimiz buyur söyle bakalım diyor. Kul diyor bakalım diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tabi peygamber söylüyor. Hazreti Ömer söylüyor. Sahabeler oradaki cemaat söylüyor. Bunlar 40 ile kim varsa orada böyle. Bu gene söylüyor. İyi söylüyor ama muhteremler bir uyanıyor ki dünya dar ya kendisi muhteremler. Dünya dar. Gökler çıkmak istiyor. Allah diye bağırmak istiyor muhteremler. Peygamber kabine gitmek istiyor böyle. Dünya dar yeri dar. O ruhsal fiil, mağlubiyet. Coşmuş bir şey. Durup duruyor duramıyor bu şekilde. Derken korusu öyle bu şekilde. O da Allah'ın başlıyor bu sefer. Şimdi diyor ki bu korusuna ha bu korusu uyanmadan önce. Bu gelişleri kendi kendine bir tefekkür ediyor. Ben diyor Müslüman oldum elhamdülillah. Peygamber huzurunda Müslüman oldum böyle diyor. Kocam şu anda Yahudi diyor böyle şimdi. Benim Yahudi. Abi nikahımıza şimdi bir şey geldi mi? Belki nikahımıza bir şey gelmişti diye bu korusu daha kıkkara kaçıyor muhtemelen. Onunla korusu uyanıyor. Ben de görmüştüm, gönlü uyanıyor muhtemelen. Ben rüyayı gördüm bu şekilde. Buna kalkıyorlar şimdi. Ne yapayım bilmiyorum ben. Ne yapacağım böyle. Sabah olsun gidelim bütün ediyorlar. Kahretin müteye gidelim böyle. Bakma diyorlar böyle. Tabii sabah oluyor. Gidiyorlar müteye gidiyorlar bunlar. Müteye gidiyorlar. Diyorlar durum böyle böyle. Müslüman olacak diyorlar böyle. Mühtü alan başı muhteremde. Diyor ki siz ben üstünsünüz bunlar muhteremde. Siz diyor peygamberimizin sahibesi olmuşsun. Mali bir sahibi olmuşsun böyle böyle. Yani peygamberin huzurunda peygamberimizin davetiyle peygamber kelime getirmişsiniz. Siz benden çok daha üstünsünüz böyle diyor. Siz zaten Müslümansınız şu an böyle diyor. Bu tamam ama diyor ya ben getireyim kelime şeyden muhtemelen. Mülkü de kim varsa böyle o sorumlusu gibi başlıyorlar. Yine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü diyorlar muhtemelen böylece. Rabbimiz nasip etsin muhtemelen böyle. Peygamber'e malum sahip olmayı, rüyada görmeyi muhtemelen. Görmesin inşallah.
Rabbim hepimizden bu geceyi hayırlı mübarek eylesin. İslam'la hayırlı mübarek olsun inşallah. İnşallah Teala bir dönüş olur İslam'a alemiş muhteremler. Ümidim çok kuvvetli muhterem böyle. Artık yani ibret bize dönüyor inşallah muhterem böyle. Ya Teala Fatiha.